Çeviş gezek, çeviş gezek, veribot iskelesi. Mezopotami. Like a good kebab. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken. Super. With no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Evet sevgili dostlar, sevgili canlar, bir pazar akşamı saat 17 sularında çıktık balık almak umuduyla çeviş gezek Afşan sularının kıyılarına vurduk kendimizi bir umut için. Şoförümüz Ali Bey, Arigakko. Yani bu yörenin eskimeyen simalarından yoldan giderken ha biz şurada oturuyorduk, ha biz burada oturuyorduk diyerek yani bütün bu bölgeyi koraçan etmiş, oturmuş, karış karış adım adım tarayan Ali Kaya. Evet, Ali Kaya. Ondan sonra arkada da kim oturuyor bakalım. Oo, yakışıklı bir genç bu da oturuyormuş. Bu da Ali Kaya'nın çırağı olsa gerek. Bu da tabii böyle ustasıyla geziyor, dolaşıyor, bölgeyi, yolları öğreniyor. Ondan sonra birkaç sene sonra bu bölgenin kurdu olabilir yani. Özdeniz. Özdeniz de böyle gezmeyi çok seviyor. Keyfi yerinde, taşakları sapasağlam. Ondan sonra balık yemek için o da böyle çıktı yollara ama işte biraz hayal kırıklığına uğradık. Balık malık olur mu bu saatte? Saat 5, balıkçılar gelmiş, balıkları vermiş, müteahhit almış, götürmüş. Yani balıklar şu anda fırına verilmiş bile. Biz halen balık peşindeyiz. Bu köyün ismi ne Aliusta? Çöteli. Aa, Çöteli köyü burası. Çöteli köyü. Köyün Erdürük'ün Avcılık köyünden sonra bir alt köyü. İlk defa geliyorum bu Çöteli köyüne böyle. Eski bir ev. Evet eski evlerle daha çok böyle çok eskiden kalma evlerle. Yani burada pek yeni evlere rast gelmiyoruz maalesef. Böyle eski kirpiç evler. Kim bilir yani 100 yıllık bir geçmişi vardır kesin. Çöteli'nin içinden geçiyoruz. Daha burada nedir? Kaz havuzu var, kazlar var. Kaz demek, kaz besliyorlar. Kaz kültürü yapıyorlar burada. Evet, Çöteli böyle bir eski bir köy. Ondan sonra şu insanlar hala oturuyor mu buralarda? Bakınız bakınız bakınız. Evler böyle dökülmüş ya. Evler böyle dökülmüş. Yani işte de bir hayat. Bir hayatın hayatları baktığı köy. Çöteli köyünden çıkıyoruz. Ondan sonra bir sonraki köyümüz Avcılık köyü. Ve sonra Erzurum. Erzurum'a doğru yol almış durumdayız. Güneş de batıyor. Aa, çok güzelmiş mesela bu bahçe duvarı. Çok güzel örülmüş. Böyle taşlar, taşlı duvarları çok severim tabii. Çok güzel. Bizim köyde böyle taşlı duvarlar yapılsa çok güzel olacak. Ben tabela mesela bir duvar isterdim. O dere tarafına var ya. Bizim ya o dere tarafına böyle sağlam bir duvar örülseydi sele karşı da çok iyi olurdu. Sel mevkinde çarpar. Tekrar dereye dökülürdü yani. Ondan sonra evet karşıdaki manzara köy Avcılık köyü güneşin son ışıkları vurmuş dire. Ondan sonra güzel manzara, mistik bir havası var burada tabii. Mistik.
esrarengiz. Her taraf çorak ve yavaş tabii kış şartları. Yazın daha yeşil oluyor buraları, daha güzel oluyor. Evet, Abdülük köyünün girişinde çok güzel bir taş duvar ev yapılıyor. Ya ne güzel taş duvar evler böyle ya. Mesela böyle taş duvar evlere meraklıyımdır ya. Süper. Ha, yavaş yavaş ilerine bak. Havuz mu nedir o arka taraftaki? Gel bir ev yap buraya. Ha, yere soralım mı dayıya böyle? Bunlar ne? Şamakam biraz. Şu mu? Haa, konuşalım. Siz de mi burada çalışıyorsunuz? Öyle mi? Ne iş yapıyorsunuz? Burada ne yapacaksınız? Ev mi? Güzel ama. Ben böyle taşlı duvarlara bayılıyorum ben. Valla. Gerçekten ben... Bu Fransa'da yaşıyor. Ya ben... Öyle mi? Haa, okey. Ben de... Siz buralı mısınız? Avcunu. Yok ya. Zaza. Kırmacı. Sarı kebap. Ne oldu? Güzel güzel ev, bak konuşayım ben. Ne oldu? Hadi iyi akşamlar. Kırmacı. Tayyip Bey yarı git. Yürü bana. Selam. Tayyip Bey selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun. Kolay gelsin. Güzel taş duvar yapıyorsunuz. Ben de böyle taş duvarları çok seviyorum. Nedir bu taş duvarın maliyeti? Metrekare mi yapıyorsunuz? Metre uzunluğu? Fazla olsa metrekare, fazla olmazsa yeri görüp metreyi ölçerim. Taş, kum, çimento bana aitse sana fiyat veririm. Ha. Ben getiriyorum. Aşağı yukarı bahsedelim. Diyelim her şeyi siz getiriyorsunuz. Aşağı yukarı mesela. Aşağı yukarı bak şu gördüğün duvar şöyle, o yan taraftan geliyor. Evet. Şurada da bak o köşeden buraya kadar geliyor. Bu dayıya burası yeri yakın. Ocak yakın. Evet. 65 bin lira yapıyoruz. Duvarlar, sırf duvarlar mı? Hayır. Bütün. Tabii. Duvar malzemeli. Harç. Bütün duvar. 65 bin lira. Ama bütün duvarı. Yani metre kaç, mesela bir metresi kaça geliyor işte, metrine diyorlar. Şu anda metresi kaça geldi? Öyle kafadan, kaba bir hesap. Ama her şey size dahil. Tabii her şey bana karışmıyorsun. Hmm. Ben yapar teslim ederim şu şekil. Şöyle var. Çift yüzlü olan var, tek yüzlü olan var, fiyat değişiyor. Nasıl çift yüzlü derken böyle? Şimdi bak bunun yarısı toprağın altında, üstte 50 santimi çift yüzlü. Evet. Ama bir de. Bunun 2-3 metre olduğu gibi çift yüz. Aşağıdan geliyor, yukarıya kadar 200'lü olacak. Evet. Orada fark ediyor. Çok güzel ya. Ne zaman? İnşaattan mı siz yapıyorsunuz? Ha, inşaatı da ben yapıyorum. Ne? Bak, şurada görünmüyor sana. Ne? Kasa havuz. Ne? Yüzme havuzu. Siz neredesiniz? Elazığ mısınız? Elazığ'da. Ajans. Elazığ'da oturuyorum. 24 senedir buradayım. Buradayım. Ha. Telefon alabilirsin eğer bir karar. İsminiz nesin? İrfan. İrfan. Şirketin ismi ne sizin? İrfan Yıldız. İrfan Yıldız Elazığ'da. Aynen. Elazığ'da şirketin ismi de İrfan Yıldız. Elazığ'da yani bulabiliriz siz yani. Elazığ'da bahçeli evlerde oturuyorum. Bahçeli evlerde. Yönetim okulunun oradayım. Tamam rey. Öztürk var. Onun ikinci katında oturuyorum. Vay be. Bir fırın var. Fırına sorarsanız İrfan'ı çağırın uzatalım. Çağırın. Tabii sonradan bu derz bezleri yapıyorsunuz değil mi? Bitmedi tabii, daha. Tabii. Bu bittikten sonra derz yapılacak. Tabii. Daha var. Oranın duvarı biraz ileri geliyor. Buradan aşağı gidiyoruz. Doğru ama ona ilan girecek. Taş duvardan, taş duvardan teker merdiven yapıyorum. Vay be. Taştan. Neyse ben yazın yine geleceğim. Buralara gelip bakar, ziyaret eder. Buradayım. Ederim. Buranın sahibine söyle yeter. Buranın sahibi o, beni bulur. O taksideki giden arkadaşlar. Giden Almacı. He, Palolu. He. He. Onlar bu bir önceki araba da babasıydı. Babası burada kalıyor. Öyle mi? Ne zaman gelirse zaten biz yaza kadar buradayız. Tabii. Sen gelirsen şey. Ne olur. Bu da Almancı'dır ha. Kolay gelsin. Ben bu da Almancı. Öyle mi? Ben de yurt dışında yaşıyorum. Sana selam verip konuşalım. Ben Fransa'da yaşıyorum. Ulan Almanya'da. Daha yeni bugün dün geldiler. Evet. İnşaata geldi. O adamın oğlu. Senin yerin neresi? Biz Erzurum köyü var ya şu ileride. Erzurum köyü. Oradayız. Sıkıntı yok abi. Dedim tamam. İş bulamazsam dayıya söyle, hem telefon verir sana. Tamam. Hem görüşebiliriz. Evet oldu. Çok teşekkürler. Hadi gidelim. Evet, çok güzel, çok güzel. Böyle bir taş duvarı var. Taş duvar örüyor. Arkadaşlar yapamıyorum, yaşamak için.